Şimdi tasarrufa, paraya gelince sıra bu para sayma işi günlerdir konuşuluyor Evet, Nazif. evet. Şimdi istiyorsan önce bir haberini izleyelim o Tabii. para sayma mevzunun. Çok Sonra ilginç üstüne konuş. bilgiler vereceğiz. Sen de Bir yeni ayrım bilgiler tabii. var Bütün galiba. ifadeler hepsini okuduk, Evet. değerlendirdik. Güzel bir CHP'nin barkı hazırladık. paralarını sayıyordu sayın seyirciler. Şimdi haberi izliyoruz. Ses kaydında da çanta çanta euro taşıdığını söylüyor. Tanık iş adamı elindeki ses kaydını savcılığa verdi. Vekil aracıyla 6 ay boyunca para taşıdıkları ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında gerçekleşen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Tek tanık sıfatıyla ifade veren iş adamı Hasan Şentürk, detayları Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran'a anlattı. Bu para İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın çakarlı milletvekili arabasıyla Hüseyin Köksal'a taşındığını biliyordum. Zaten ses kayıtlarında 6 ay boyunca çanta çanta euro taşıdık. Yani o para diyor. Sayma görüntüsünde yer alan yani Ekrem paraların. İmamoğlu İnşaat'ın evet. Sahibi Tuncay Yılmaz'a evet. Bu çakarlı paralar, araçlarla evet. Bir yerden kesinlikle. Taşınıyor. Evet. Şentürk, Hüseyin Köksal'ın şoförüne ait kayıt dışı paraya ilişkin ses kaydını savcılığa dinletti. Servet Aydın, şoför. Tabii şimdi bunlar kurumdan çıktığında işte bu görüntülerdeki çantalardan Çin'de eurolar. İlk önce haberi yok tabii onun da. Sonradan haber oluyor şoföründe. Hüseyin Bey de arabada zaten. İşin merkezi onlar. Yani Tuncay Bey, işte Fatih Kereş. Hasan Şentürk'ün iddialarının göbeğindeki bir diğer isimse Kültür AŞ eski genel müdürü ve İmamoğlu'ndan sıkça ihale aldığı bilinen Serdal Taşkın. Elden ihaleler gelen paralar bunlar. Serdal Taşkın o dönem genel müdürü olarak atandığında bu paralar tabii Tuncay Yılmaz'a gönderiliyor. Serdal Taşkın bu paranın bir kısmını da tabii ki ben savcılıkta da belirttim. İşte hangi bankada şubede kasası olduğunu, paraları koyduğunu. Hasan Şentürk'ün ifadesinin ardından şoför Servet Aydın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çantayı açıyorum diyor. İçi eurolar diyor. Zaten tarihler aynı. 2019. 2019. Kendi ağzıyla da diyor ki yani 200 milyon civarında para taşıdık diyor. Bu rakamları nereden biliyor? Hüseyin Bey sonuçta Ekrem Bey'in kasası olarak biliniyor. Yani bunu ben iddia etmiyorum. Zaten evet. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin 10 bin sayfalık tutanaklarında da var. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi bu para sayma mevzu hakikaten mideleri bulandırıyor diyelim. Nazifçim, ne bilgiler var sende bu para sayma evet. işiyle ilgili? Şimdi en son bu yeni... para sayma işi hakikaten çok büyüdü. Bu paralar kimin, bu paralar nereden geldi, kim getirdi, kim saydı, nereye götürdü? Bu adam kim, sarıldığı adam kim? Hızlıca şimdi söyle. Şimdi bunu tam anlamıyla izleyicilerimizin anlayacağı şekilde anlatacağız. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun sarıldığı kişi CHP eski Beylikdüzü ilçe başkanı. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu siyasete... CHP Beylikdüzü ilçe başkanı olarak başladı. Daha sonra Beylikdüzü belediye başkanı oldu. Görevi de işte bu kişi Turan Taşkın Özer'e devretti. Daha sonra Ekrem İmamoğlu belediye başkanı geçelim olunca Turan Taşkın Özer'i ne yaptı? Milletvekili yaptı. İstanbul milletvekili yaptı. Para sayma görüntülerindeki Turan Taşkın Özer'in fonksiyonu ne? Bu paraların ilk çıkış noktasının Turan Taşkın Özer olduğu iddia burada ediliyor. Burada şimdi var mı o resimde? Şimdi Fatih Keleş yok, o bu ofise gelmiyor. Fatih Keleş İmamoğlu'nun neyi? Para kasası. Diyor ki bana diyor çantaları diyor Turan Taşkın Özer verdi diyor. Demin birinci barkodaki kişi Ekrem İmamoğlu'nun kasası ifadesinde diyor ki bana paraları Turan Taşkın Özer verdi diyor. Turan Taşkın Özer de Ekrem İmamoğlu'nun çok yakını. Fatih Keleş de çok yakını. İBB Spor Kulübü Başkanı, İmamoğlu'nun danışmanı Özer'den, Turan Taşkın Özer'den aldığı paraları hem taşıyor hem de not alıyor. Kimden ne kadar geldi diye not alıyor. Burası ofis, bir avukatlık ofisi. Paralar geliyor, kule yapılıyor. Bakın paralar adeta kule yapılıyor ve bunu CHP'liler bu paraları izah etmekte zorlanıyorlar. Peki bu olayla ilgili bir soruşturma, dava, bir şey var tabii mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması söz konusu.
8 ayrı kişi şu ana kadar ifade verdi. Turan Taşkın Özer de ifadeye çağrıldı. Turan Taşkın Özer henüz gelip ifadesini vermedi. Canan Kaftancıoğlu en son çünkü. Evet, milletvekili. Ona davet edilir, gelmeyebilir. Evet. Çünkü dokunulmazlığı söz konusu. Ama hayır, ben bu konunun aydınlatılmasını istiyorum deyip gelip bilgi sahibi olarak ifade verebilir ama henüz gelmedi. Fatih Keleş dediğimiz gibi Kurtuluş Bey bu soruşturmada çok kritik. Çünkü burada notları alan, kimden ne para geldi bunun notlarını alan kişi İmamoğlu'nun adeta kasası, çok önemli bir isim İmamoğlu yönünden. İmamoğlu'nun başka bir yakını ya da... Kafa bakın, kopartan lakabı varmış. Kafa kopartan lakabı, evet. Yani medyada çok böyle bir mafyavari bir terim değil mi Nazif bu? Yani tabii o şimdi medyada yazılıyor. Ben öyle bir suçlama yapamam ama medyada kafa koparan Fatih... Yani parayı bunlar topluyorlar mı? Para işte toplanıyor zaten. Bakın toplanıp not alıyor. Fatih Keleş de bu paralar... CHP'li, ben geçen programda burada ne demiştim? Benim bir istihbaratım var demiştim. Bu paralar CHP'li belediyelerden geliyor demiştim. Evet. Ve benim istihbaratım doğru çıktı. Küçükçekmece Belediye Başkanı ben çanta gönderdim dedi. Maltepe Belediyesi'nden çanta geldi ortaya çıktı. Küçükçekmece Belediyesi'nden çanta geldi ortaya çıktı. Ve anlaşılıyor ki CHP'li belediyelerden il başkanlığının alımıyla ilgili paralar gelmiş. Şimdi ama Nazif, kaç ay araya... sürmüş? 6 ay biz para taşıdık diyordu biraz bir, önceki. Bir soralım şurada. Nilan Hanım'a ne oluyor orada? Nilan Hanım ne sayıyorlar? Canan Hanım'la aynı fikirdeyim. Beni çok üzüyor böyle şeyler. Ben çok üzülüyorum. Herhangi bir siyasi partinin içinde bu kadar kirli işlerin dönüyor olması beni çok üzüyor. Bunu konuşurken dahi inanın böyle utanarak konuşuyorum icap bu konu. Evet, yani icap ediyorum bu konudan. Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Rencide oluyorum bu konuyu konuşurken dahi. Evet. Yani aslında siyasi partilerin vergi yasası, anayasası hepsi çok açıktır 101. maddede. Hiçbiri usule uygun değil. Hiçbir şey usule uygun değil yapılan. Yani ve hepsinin açıklamaya, izahate ihtiyacı var fakat henüz gelmiş bir açıklama yok. Değil mi? Evet. Sizler çok şey yakından yok. Takip ediyorsunuz. Cemil Bey devam edecek olursa bu görüntülerde bakın. Ekrem İmamoğlu'nun para kasası burada. Yanında kim var? Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin genel müdürü var. Ne arıyor burada bu adam? Anlaşılmış değil. Tuncay Güven isimli bir adam gelmiş. Burada para kulelerinin başında orada denetçi gibi orada paraları sayıyor. Burada paraların sayıldığı anda işte CHP'liler burada paralar geliyor, açılıyor çantalar ve oturanların, şu masada oturanların tamamı CHP'li. Yine bir araya giriyorum. Ahmet Bey, siz ne anlıyorsunuz bu işte? Ben bir şey anlamıyorum. Valla Türkiye gündeminde birkaç gündür bu olay var Cemil Bey, biliyorsunuz. Bir kere siyaset kurumuna ben de Sayın Vekilimiz gibi düşünüyorum, Canan Hanım gibi düşünüyorum. Büyük bir zarar veren bir olay. Çünkü bu olaylarda aynı zamanda siyaset kurumunun genelinde de bir yıpranma, güvensizlik oluşturuyor. Yani şu içinden geçtiğimiz bu kadar teknolojinin, para hareketlerinin, IBAN'ların olduğu bir ortamda bu şekilde görüntülerle karşılaşmak da üzüyor insanları. Ama anladığım kadarıyla... Peki niye dikiyorlar mesela o paraları? Yan yana koysalar olmuyor mu? Yer yok. Yer dar orada. Bakın oradaki o beyaz masa. Anladığım kadarıyla genel merkez belirli bir kısmını karşılamak üzere herhalde söz vermiş paranın. Üstü de diğer şahıslardan tamamlanmak üzere toplanmış. Burada seyrettiğimiz kısımda o resmiyette bildirilen tapu değerinin üstündeki paralar toparlanıp herhalde buradan da ilgili şahsa teslim edilmiş diye düşünüyorum. Bunun vergi sorunu olduğunu Ekrem İmamoğlu'nun kendisi de itiraf etmişti galiba. Tabii özellikle alım satım vergisi dediğimiz verginin dışarıda bırakıldığı bir sistem. Ama asıl amacın da o olduğunu düşünmüyorum. Paranın merkezle yereldeki uyumsuzluğundan kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Evet Gürkan Bey, bu tip şeyler seçmen davranışını etkiler mi? Ya şöyle söyleyeyim, Sayın Vekilimize ve Canan Hanım'a, Ahmet Bey'e de katılıyorum. Yani kötü görüntüler, yani çirkin, tasvir etmediğimiz görüntüler. Seçmen açıkçası özellikle Cumhur İttifakı seçmeni buna bakışı biraz daha olumsuz noktada ama CHP seçmeni inanın umurunda değil.
Yani bunun yaptığımız araştırmalarda da görüyoruz. Yani normal şartlarda bir sıkıntı varsa eğer orada, aslında bakıldığı zaman eğer bu düzgün bir şeyse oyların atması lazım. Tayyip Erdoğan bir gitsin de paraları kule yapmışlar, önemli değil mantığı var. Değil. Değil yani, ama değil. Onlar gereğinde bu argümanı çok uzun süre kullandılar 17-25 yani Aralık'ta. Tabii, olası bunun olmayan başka bir şeyi bildikleri halde. Çok farklı olurdu. Tabii. Çok farklı olurdu ama CHP seçmenin tarafında çok da böyle ilgilendikleri bir konu değil açıkçası. Biz çalıyoruz, biz oynuyoruz o zaman. Devam edin. Diğer Barco'yu alırsak, Barco'ya devam edersek oradaki isimlerin üzerinden tek tek geçmek istiyoruz. Çünkü Türkiye, evet şimdi Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu İnşaat diye bir firması var. Bu İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü kendisi, para sayma görüntülerinde baş köşede duruyor. CHP ile hiçbir alakası yok. Ne dedi ifadesinde? Yok. İfadesinde dedi ki Fatih Keleş, biliyorsun İmamoğlu'nun kasası, ifadesi de şu an elimde. Beni Fatih Keleş bir gün aradı, çağırdı. Arabanın bagajında paralar var. Bu paraları bir avukata götürmemiz gerekiyor. Ben bu paraları taşımaya korkuyorum. Bakın korkuyorum demiş. Korktuğu için Tuncay Yılmaz'ı çağırmış. Tuncay Yılmaz'la birlikte bu paraları söz konusu ofise götürmüşler. Yarım saat ben orada durdum diyor ama çok uzun zaman Nazif, orada geçirdiği anlaşılıyor. Ben şunu anlamadım. Bütün kamuoyu bunun İstanbul İl Başkanlığı için bir bina alımı işi olduğunu düşünüyor. Fakat ya bu paraları işte belediyelerden geldiği de söyleniyor. Evet. Peki neden Ekrem İmamoğlu'nun adamları bu işi yönetiyor? Çok doğru bir soru sordun. Seni tebrik ediyorum. Ya orada şimdi, bir il teşkilatı var. Alışverişi şimdi, niye onlar bakın, yapmıyor? Canan Kaftancıoğlu il başkanı. Bu işi kimin organize etmesi lazım? Canan Kaftancıoğlu. Evet. Fakat bakıyoruz ki İmamoğlu'nun en yakınındaki adamlar hep burada. İmamoğlu'nun organizasyonu gibi bir görüntü var. Bunu da neden söylüyorum? Çünkü İmamoğlu'nun A kadrosu orada. Bütün adam, evet. Fatih Keleş orada, Tuncay Güven orada. İmamoğlu, hep İmamoğlu tam kadro burada. Bu işi İmamoğlu'nun organize ettiğine ilişkin güçlü şüpheler var olayda. Ya, İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin finans sistemini Ekrem İmamoğlu kontrol ediyor, görülüyor burada. Bu tablo bunu gösteriyor. Evet, yani, çok doğru bir tespit. Cumhuriyet Halk Partisi'nin finans sistemi şimdi, tamamen Ekrem İmamoğlu'nun elinde. Canan Kaftancıoğlu'nu savcı çağırdı. Savcı çağırdı. Canan Kaftancıoğlu'na bir soru sordu. Dedi ki Canan Hanım, siz dedi bunun il başkanlığının satın alınmasına ilişkin bir alışverişin görüntüleri olduğunu söylediniz ve bu paraların bağış olduğunu söylediniz. Peki dedi, makbuz var mı? Evet. Geçen hafta biz burada sorduk değil mi? Makbuz var mı? Savcı da aynı soruyu sordu. Canan Kaftancıoğlu cevap. Makbuz olup olmadığını bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bunların bağış olduğunu söylüyorsun. Bu bağışlar gökten mi yağdı? Nasıl oldu? Uçaktan mı serpildi? Helikopterle mi atıldı? Ne yapıldı? Değil mi? Sen bir siyasi partisin. Ama ısrarla bağış miktarın da belli. Sayın milletvekilimiz de bilir. Belli bir oranda bağış alabilirsin. Ve bunu makbuz karşılığı alabilirsin. Güncel CHP bunu kamuoyuna açıklayamıyor. Bir saniye. Güncel şu anki rayice göre 350 bin liranın üzerinde zaten bağış kabul edilemez. Siyasi Sayın Vekilim partide. 350 bin diyoruz da 15 milyonluk her para dönüyor ortada. Her gün gelip 350 bin koyabiliyor milyon. Ama değil mi? Evet. Ben buradan tekrar bakın CHP'ye, genel başkanına, İstanbul İl Başkanlığı çağrı yapıyorum. Kamuoyuna bu paranın kaynağını açıklamak zorundasınız. Makbuzları ortaya koymak zorundasınız. Bu parayı nereden aldınız kardeşim? Bunu açıklayın kamuoyuna. Açıklayın. Açıklayamıyorlar. Bakın Türkiye 15 gündür bu mevzuyu konuşuyor. Bu paraların kaynağını, yani eğer bağışsa makbuzunu. Nazif, beni de ne rahatsız ediyor biliyor musun? Yani şimdi o kadar büyük paralar aktarıldı ki, görüyoruz bunu reklam şeylerinde falan. Bu 4 yıl 5 yıl önceki şeye takıldık kaldık biz. Yani o kadar para transferleri yapıldı. Yok Aleviler, onlar, bunlar, kurultaylar. Bunlarla ilgili hiçbir şey yok. Bir 5 yıl önceki şeye takıldık. Ben de buna üzülüyorum yani. Ne diyorsun bu evet, konuda? Evet, güncel bir şey soruyorsanız işte bugün sosyal medyaya düşen bir olay daha var Cemil Bey. İsterseniz ondan bahsedeyim. Bahset. Ekrem İmamoğlu Emirgan'da kendisine 3 tane villa yapmış. Bir villanın değerinin 15 milyon dolar olduğu söyleniyor. 3 tane yan yana. Bakın 15 milyon dolardan 45 milyon dolar eder.
İstanbul Belediye Başkanı 45 milyon dolara kendine İstanbul Emirgan'da villa yapmış. Villalar şu anda bitmek üzere. Ben bu konuyu zaten biliyordum, araştırıyordum. Bugün de sosyal medyaya düştü. Ekrem İmamoğlu kendi dönüşümünü yapmış. Araştırma yani, seçim sonrasına mı kaldı? Ne zaman şey yapacağız? Hayır, biz belki bu hafta yayınlayacaktık ama sosyal medya bizden hızlı davrandı. Ve bu akşam bir sosyal medya hesabından şu anda müthiş şekilde etkileşim alıyor. Ekrem İmamoğlu'ndan herhangi bir açıklama yok. Onu da bulabilirsek belki koyarız. Hepsi de kendinin mi? Üçü de kendinin. İmamoğlu İnşaat tarafından yapılıyor. Emirgan'da. Hatta Serdar Ortaç'a komşu olmuşlar. Evet. Devam edelim. Belki buluruz onun da görüntülerini. Evet, devam edelim. Veririz. Kişileri anlatmaya devam edelim. Evet, Özgür Naz tam baş köşede oturuyor görüntülerde. Tam Fatih Keleş'in karşısında oturuyor. CHP il başkan yardımcısı, yani Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı, para sayan isimlerden bir tanesi. Hızlı geçelim. Çok konuşuldu bu çünkü. Diğer isim, evet, Can Poyraz, CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı ve özel kalem müdürü. Bu da o para kulelerini yapan isimlerden bir tanesinde. Bu görüntüde İstanbul Adliyesi'nde çekilmiş. İstanbul Adliyesi'nin 4. katından, ben bildiğim için söylüyorum, 4. katındaki bir köşede çekilmiş fotoğrafı. Diğer kareye geçelim. Diğer isme geçelim. Onur Öksel, bakın bunun ifadesi çok ilginçti. Şimdi Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı bu kişi. Şu üst tarafta, kameraman arkadaş da orayı gösterebilirse, üst tarafta o ofiste, para kulelerinin oluşturduğu ofiste fotoğrafı çıktı ve deşifre oldu. Deşifre olduktan sonra ifadeye çağrıldı. Evet dedi, o kişi benim dedi, fotoğraftaki kişi benim dedi. Ben Şişli Belediye Başkan Yardımcısıyım dedi. Valizlerle dolu parayı doğru ben getirdim dedi. Ama dedi, beni belediye başkanı gönderdi dedi. Belediye başkanı beni bir avukatın ofisine çağırdı. Al bu parayı şu adrese götür dedi. Ben de götürdüm dedi. Siz de yani şunu demeye getirdi. Siz soracaksanız Şişli Belediye Başkanı'na sorun dedi. Şimdi Nazif, şöyle komik bir durum da ortaya çıktı aslında. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hep şundan şikayet ediyorlar. Merkezi yönetim bize destek vermiyor diye. Yani gelen paraların ama belediye bütçesinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin, evet, alışverişlerinde kullanıldığını belediyenin görüyoruz. Belediyenin paraları, belediyenin kasasındaki, evet, paralar. Evet. Hayır, bu kayıt dışı paraysa onu da açıklasınlar. Evet. Bu belediyenin kasasından değil. Yani görünürdeki algı, evet, belediyelerden geliyor. Kayıt dışı ise onu da açıklasınlar, evet, değil mi? Evet. Yani kayıt dışı parayla süremiz azalıyor, biraz ritimli gidersek. Şimdi Melih Morsümbül bu paraları sayan, bakın şuradaki Melih Morsümbül, Maltepe eski belediye başkan yardımcısı, ofise para taşıyan kişilerden bir tanesi. Kendisi, evet, Başkan Ali Kılıç'ın danışmanı, daha önce de rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti ve kendisi de ifadesinde paraları belediyeden getirdiğini söyledi, ifade verdi, evet, ve paraların edelim, belediyeden geldiğini söyledi. Diğer barkoya geçelim. Evet, bu en ilginç isimlerden bir tanesi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu. Zaten sima olarak da kendisine çok benziyor. O para kulelerinin oluşturulduğu ofisteki kişilerden bir tanesi. Bakın para kulelerine nasıl yumulmuşlar. Burada, evet, görüntüde de kendi çıkmış. Nikahını Ekrem İmamoğlu kıydı. Benim bildiğim kadarıyla Küçükçekmece Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası. Nikahını kıydı. Kemal Çebi paraları oğluyla ofise gönderen kişi, evet, çantayı doldurmuş. Hatta komik bir açıklama yaptı. Dedi ki, gönderdiğim çantada 20 bin lira vardı dedi. Yani 20 bin lirayı güya o çantanın içinde 20 bin lira doluymuş. Kendisine, evet, de güldürdü açıkçası. Ekrem İmamoğlu'yla da böyle samimi bir kişi. Başka kaldı mı? Canan Kaftancıoğlu İstanbul Adliyesi'ne geldi. Geçtiğimiz Cuma günü yaklaşık 4 sayfalık bir ifade verdi. İfadesinde il binasının alımıyla ilgili bu paraların sayıldığını söyledi. Bakın demin de belirttim, Kurtuluş. Evet. Paralar bağıştı. Makbuz kesildi mi bilmiyorum. Parti giderini kayıt altına almak görevim değil dedi. Yani makbuz konuşmak dedi, istemiyor sanki. Evet. Yani bir taraftan
iddialı bir şekilde savunmuyor bu görüntüyü ama konuşmak da istemiyor. Evet. Bir sonrakine geçelim. Benim bildiğim kadarıyla tamam Muammer Keskin demin ne dedik? Bir başkan yardımcısı dedi ki paraları ofise getiren başkan yardımcısı bana bu çantayı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin verdi dedi. Al şu çantayı ofise götür diye bana talimat verdi dedi. Ben de bu talimat üzerine çantayı aldım ofise geldim dedi. Soruşturmada gelinen aşama bu noktada İstanbul Milletvekili Taşkın Özer'in ifadeye gelmesi bekleniyor. Çünkü bu paraları toplayan kişinin o olduğu iddia ediliyor. Ekrem İmamoğlu üzerindeki şüphe güçlü şekilde devam ediyor. Bu Euro olayı var bir de Cemil Bey. Euro bilmecesi onun var. Onun şeysi bitti. Yani süremiz bitti. Euro olayına da geliriz. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili şüphe devam ediyor ama Mansur Yavaş'la da ilgili iddialar var sayın seyirciler. Şimdi o haberimizi de izliyoruz. Şeffaf, açık, kul hakkı yiyenin yakasından yapışırım. Hepsi birbiriyle bağlantılı olan 12 tane şirkete bakın 27 tane iş 1 milyar 594 milyon 309 bin liralık iş verilmiştir bir yıl gibi bir sürede. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin ihalede usulsüzlük yaptığına dair bulguları ortaya çıkardı. Yese bak yedirilmeyecek arkadaşlar. Bunların bütün listesi burada mevcuttur. Hangi işler alınmış, hangi şirketler almış, birbiriyle bağlantıları burada yazmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihalelere giren kişilerin aynı şirketlerin sahibi ya da ortağı olduğu anlaşıldı. Yani bir aile 12 tane şirket üzerinden 27 adrese teslim ihale almış oldu. İhale bedeli 1 milyar 594 milyon lira olarak belirlendi. Bu bir yolsuzluk iddiası değil, bu bir tespittir. Tamamen resmi evraklar üzerinden. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendinden aldığımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminden almış olduğumuz resmi evraklar üzerinden yapmış olduğumuz bir tespittir. Bu kesinlikle iddia değildir. Konuyla alakalı gerekli yerlere suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Suç duyurusunda bulunduk. Dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettik. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi kirli siyaset seçime bir hafta kala inanılmaz şekilde gündeme geldi. Bu tabii Türk siyaseti açısından çok üzülmesi gereken bir olay. Biz de buna çok üzülüyoruz gerçekten. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yeniden az sonra buradayız.